Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde PHP'de PDO ile veri tabanı işlemlerine kısaca giriş yapacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle bir ayar PHP dosyası oluşturalım. Kodlamadan UTF-8 bombsuz olarak seçiyorum ve PHP kod bloklarımı yazıyorum. İlk olarak bir bağlan isminde değişken oluşturacağım ve new PDO ile sınıfın veri tabanı sınıfımı başlatıyorum. Burada 3 tane değer gireceğim arkadaşlar. İlk olarak nereye bağlanıyoruz? MySQL'e. Hostname ise hostname localhost noktalı virgül dbname. Ben burada örnek olarak cms isimli veri tabanımdan kategoriler tablosunda işlemler yapacağım. O yüzden dbname'i cms olarak seçiyorum. Üçüncü bir değer olarak char set tanımlaması yapacağız. Karakter seti, Türkçe karakter hataları için UTF-8 olarak seçiyorum. Onu da ikinci değerimiz burada kullanıcı adı MySQL'in localhost'umuzun kullanıcı adı ve şifresi. Şifre yazmıyorum çünkü bir boşluk yani benim şifrem. Hemen sayfayı yenileyip baktığımızda bir hata yaparsak mesela şöyle CMSS diye bir veri tabanı olmadığı için bu şekilde düzensiz bir hata verecek arkadaşlar. Bu düzensiz hatayı düzenli hale getirmek için try catch yapılarını kullanacağız. Try catch yapıları bu şekilde. Try içerisine istediğimiz kodları yazıyoruz. Bir hata vermesi durumunda catch bloğu çalışacaktır. Bu tray içerisindeki kodlardan bir hata oluşursa catch içerisinde biz bu hatayı yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için PDO x exception $x yani bir değişkene x isminde bir değişkene aktarıyorum. Burada istersem die ile bağlantı hatası diyerek burada kapatabilirim. Evet, şöyle yine hata verdirtelim bakalım. Bağlantı hatası. Şurada Türkçe karakter hatası var. Hemen onu halledelim. Header content type HTML text HTML noktalı virgül char set UTF-8. Burada tamam bu şekilde. Evet, Türkçe karakter hatası düzeldi. Bağlantı hatası diye die fonksiyonunu kullanarak burada sonlanmasını sağladık. Veya echo ile $x içerisindeki get message yöntemiyle metoduyla hatamızı ekrana yine yazdırabilirdik. Daha düzenli bir şekilde bilinmeyen veri tabanı olarak hatamızı yazdırdık. Şimdi bu tanımlamaları yaparken bir attribute tanımlaması yapacağız yine. Bağlan içerisinde set attribute ile hata olayını açacağız arkadaşlar. Çünkü default olarak hatalar kapalı geliyor. Sadece kod şeklinde gösterilecek vaziyette geliyor. Hemen bunu şöyle iki tane değer alıyor bunlar. PDO ATTR error mode yazamadım. Evet. Yine PDO error mode exception. Bakalım. Evet, şu hatayı düzeltelim öncelikle. Evet. Şimdi de bunu daha iyi anlayabilmek için küçük bir query yazalım. $query eşittir bağlan içerisindeki query select yıldız from kategoriler. Deneme amaçlı şu an için query'yi anlatmayacağım. Eğer ben
olmayan bir tablodan veri çekmek isteseydim böyle bir hata verecekti. Eğer ben burada bu tanımlamayı yapmasaydım bu hatayı göstermeyecekti. Çünkü bu hata default olarak kapalı geliyor arkadaşlar hatalar. Silent modda geliyor. Bakın silent yapsam yine hatamı göstermeyecekti. Yani bunu hataları görebilmemiz için exception moda getirmemiz gerekiyor. Bu silent, warning veya exception olmak üzere 3 tane değer alıyor arkadaşlar. Eğer bir hata durumunda programın yani sayfanın diğer kısımlarının çalışmamasını istiyorsak die veya exit komutuyla işte buraya diğer kısım yazdım. Diğer kısım. Eğer bir hata olsaydı mesela burada bir kullanıcı hatası yapsaydım. Kullanıcı adı hatası. Bakın. Die fonksiyonunu kullandığım için hatadan sonra diğer kısım gözükmedi. Veya exit da olabilir. Exit metoduyla da burada bu kısımda durması sağlanabilir. Fakat bunu koymazsak buraya eklemezsek diğer kısımda gözükeceği için daha kötü bir görüntü olacaktır.